şey yanıyor. Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Evet, bezye kısmını kapattık. Hemen bir rekora doğru evet. gidelim. Rekoru konuşacağımız maça gidelim istiyorsan. Portekiz-Gana maçı. Rekor nedir efendim? Cristiano Ronaldo bence artık bizim bence yaşarken göremeyeceğimiz bir rekora imza attı. 5 turnuva, 5 mi? 5 evet, 5 turnuva. 5 turnuva ve her turnuvada gol atan bir adam. Yani bir 20 yıla tekabül eden bir süreçten bahsediyoruz. 4 senede bir düzenlenen turnuva. Özelinden konuşmak gerekirse. İlk golü 2004'te vardı. 2006. 2006 Dünya Kupası. Euro 2004'te var mıydı Ronaldo? Yanlış bir şey söylemeyeyim şimdi. Gürcistan'a kaybettik. Ha, vardı evet. değil mi? Ağlıyordu hatta doğru. Yani 2004'te başladı. Avrupa Şampiyonası. O Avrupa Şampiyonası. Ama 2006 Dünya Kupası ile beraber. Başlayan evet. bir süreç ve 2022 Dünya Kupası. Bu 5. kupa yine golünü attı. Penaltıdan atmış olduğu gol. Tabii ki golle beraber o see you sevincini yaparken muhtemelen onun moralini bozmak için oraya gelen Arjantin formalı arkadaşın asmış olduğu Messi pankartı ve onun önündeki sevinç o esnada o pankartı asan Arjantin formalı arkadaşın Cristiano Ronaldo'yu alkışlaması. Yani şimdi o Portekizli olup Arjantin forması giyip oraya mı getirdi? Ronaldo'nun sıçraması, yani, Messi'nin gülerek ona bakması falan. İkonik yani şey çok ikonik bir poz oldu. Ayarlasan yani. Olmaz yani. Gerçekten olmaz. Ben şeyi merak ediyorum yani Arjantin forması giyen esasında içinizdeki Portekizli miydi? Hani Ronaldo'yu birazcık daha teşvik etmek için oraya gelen bir arkadaş mıydı? Yoksa gerçekten Arjantinli olup dur ben bunun bir moralini bozayım diyen miydi? Bunlar için magazin kısmı. Ya ama... biz hep Messi konuşurken Messi Maradona doğal olarak Arjantinli işte idoller kökenler diyoruz ama sanki Ronaldo Maradona kıyası mı yapsak ya Dünya Kupaları üzerinden? Ya bir Ronaldo Maradona üzerinden de konuşmak lazım. Çünkü yani sanki Ronaldo Maradona daha benzer. Tabii saha içi kısmı Messi'de de çok var ama evet. dışarıya çıktığımız zaman o liderlik hani diyoruz ya Messi'de olmayan Maradona'da olan evet. şey. Ronaldo'da var sanki. Hani lider olmaya çalışıyor. Saha dışında işte o krizler, o krizlerin yönetimi, orada dikkat çekme, röportajlar. İşte hani Maradona'nın hayatını biliyoruz. Evet. Biraz daha yani Messi'den çok uzak bir hayat ama Ronaldo'ya da yakın bir hayat. Yani Maradona Portekizli olsaydı bambaşka bir şey olurdu. Ya da Ronaldo Arjantinli olsaydı. Evet şimdi şu var. O ikonik anlar da ona denk geliyor yani. Tabii. Şimdi Didem Dilmen yazmıştı Deplase Dergi'de zamanında. Jorge Valdano diyor ki yani Maradona diyor bizim üstümüzdeki bütün baskıyı alan ama gerçekten takımı her anlamda idare eden bir liderdi. Bizim liderimiz Maradona'ydı. Çünkü biz şunu biliyorduk. Kaybedersek herkes Maradona'yı eleştirecekti. Kazandığımızda da Maradona özelinden biz hepimiz bu başarıdan pay alıyorduk. Ama Maradona liderlik yapıyordu diyor. Galiba Messi ile Maradona arasındaki o ince kırmızı hatta Maradona'yı daha ön plana atan o liderlik. Liderlikten kastım şu. İnsanlar şeyi göremiyorlar belki de Messi'de. Veyahut da biz mi yanlış ben mi yanlış değerlendiriyorum kendi açımdan bakayım. Kriz anlarında Maradona hep vardı. Kriz anlarında Messi pek ortaya evet. çıkamıyor noktası var. O zaman var. Şöyle yapalım. Philips'le çok evet. yönlü oyuncuyu da başka bir isim düşünmüştüm ama şimdi konuşunca değiştirdim. Ronaldo yapalım. Ronaldo yapalım. Çünkü hani penaltıyı aldı. 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 Yani o penaltımı tartışalım yorumlarda. Bence Ronaldo aldı. Orada golü yaptı. Her pozisyona girdi. Hiç kaçak oynamaz. Zaten Ronaldo kaçak oynamaz. Yine bir o yükselişini yaptı. Kafayı vurdu. O kanalı. Maçın başında hat-trick yapabilecek ataklara evet. girdi. Tabii eski Ronaldo olsa 30. dakikada 3-0'dı. Evet. Ama eski Ronaldo olmadığı için zaten bugün bu tartışmalar var. Ama yine de ya, o sıçrama var. O ayak sokma var. O itiş kakış var. O milli marşı söylerken gözlerin dolması var. O yine çocukların başını okşaması var. O aynı. Diğer tarafta işte o liderlik kısmı. Maçın ikinci yarısı oyundan çıktıktan sonra sağ kenarında takımı yönetmesi mesela bunlar çok diğer tarafa benzer şeyler. Evet. Yani çok Maradona'vari işler bunlar. O son pozisyonda Diego Costa'nın pozisyonunda yani eli ayağını kriz kalp krizi geçiriyordu adam evet. yani bu kadar sağlıklı adam. Doğal olarak her işte var o yüzden Philips'le çok yönlü oyuncuyla Ronaldo diyebiliriz tabii, rahatlıkla. Tabii şimdi penaltı atıyorsunuz ve üzerinizde şu baskı var. 5. Dünya Kupası'nda o her kupada gol atan adam şeyindesiniz o sırada. Yani belki de çok uzun bir süre
kırılamayacak bir rekora şey yapsınız. Ve oysa da Ronaldo'ya bakıyorsun. Kaleci işte orada atizliki böyle sürekli bir şey yapıyor. Arkada işte Ganalılar trompet çalıyor, bir şey yapıyor. Bir şeyler var. Bir düşünsene şimdi atmosferi. Yani atmosfer çok zor. Hani kendi seyircinin önünde de değilsin. Kimin hangi takımı tutmadığını bilmediğin bir atmosferdesin yani. İşte orada günde 15 dolara tutulan adamlar Portekiz'i mi destekliyor, Gana'yı mı destekliyor? O adamlar daha önce ne yapmışlar? Futbol izlemişler mi? Yani hiç bilmediğin bir ortamda 5 bilinmezde penaltının başına geçiyorsun. Endişe taşıyor mu taşımıyor mu onu surat mimiklerinden anlamak çok zor. Muhtemelen taşımıştır o endişeyi. Penaltı atıyorsun, aklında şu deli sorular da var. Kaçırırsam ne olur? Şimdi düşünsene kötü bir Arjantin performansından sonra, Messi performansından sonra gördün mü adam penaltı yakaladı, penaltıyı bile atamadı bence, cümlesini duymak da var. Onu bence, dert ediyor mudur kendine bunu bilmiyoruz. Ronaldo'nun kendisine sorun da çıkaran özelliklerinden bir tanesi bu ihtimalleri aklına getirmemesinin doğasında olması. Bence düşünmemişti yani. Yani tarz olarak böyle işte hani doğası gereği, yapısı gereği, genetiği gereği büyük ihtimalle böyle şeyler düşünmüyor. Başarısız olma ihtimalini bence hiç değerlendirmiyor. Başarısız olduğu zaman yaşadığı şok da o yüzden daha büyük oluyor ve nasıl olabilir ya böyle bir şey diyor. Ama şu tabloya baktığımızda ya Ronaldo artık tek başına kurtarıcı mı? Bence değil. Yok. Ama Bruno Fernandes'e, Rafael Leao'ya, İşte Felix'e, işte Bernardo Silva'ya destek rolünde, katkı rolünde daha az öne çıkan ama öne çıktığında etkisi daha büyük. Yani sayısal olarak daha az öne çıkıyor. Mesela daha önceki Ronaldo 1.90 dakikada 10 kere öne çıkıyorsa, şimdiki Ronaldo 3 kere öne çıkar ama 1 gol 1 asist olursa, bunu sindirebilirse majör katkıyı verir. Evet. Ya yani aynı istikamette devam eder, yeni rekorlar da kırar. Çünkü artık Ronaldo'nun bir rekor kırması çok zor değil. Çünkü zaten bu kadar var. Bir tane koyacak. Yani bardak zaten dolu. Bir damla koyacak sadece. Bir tuğla daha koyacak. Bir tuğla öyle daha koyacak. O yüzden bu rolü sindirirse mesela kulüp takımında zorlanıyor. Ama milli takımda biraz daha bu role herhalde milli duygulardan daha o tüm ülkeyi ya şu anda herhalde Portekiz'in en önemli karakteridir Ronaldo. Yani tüm şeylerden bahsediyorum. Siyasetinden, televizyonuna, müziğinden, sanatına en önemli karakterdir. Onun yüküyle beraber bu rolü sindirirse dediğim gibi aynı istikamette gideceğini düşünüyorum. Tabii hani Ronaldo'yu bu şekilde övdük. Ama bence maçın yıldızı, bu maçın performans olarak da yıldızı Bruno Fernandes'ti. Onu da söylemek lazım. Tabii organizasyon becerisi bu tip durumlarda ortaya çıkar. Kaldı ki hani Bruno Fernandes Manchester United'da hiç alışılagelmedik bir performans sergilerken iyi anlamda. Cristiano Ronaldo geldikten sonra da daha sıkıntılı bir performans göstermeye başlayan bir oyuncuydu. Maçın hikayesine böyle de bakmak lazım. Sonra işte o klasik bir Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldığı, işte oyuncular kimi destek verdi vermedi falan gibi yaratılan bir suni gündem de vardı bence. Ben suni gündem diyorum o tip işlere. O suni gündemde sadece Ronaldo değil takımın geri kalanında nasıl reaksiyon vereceği önemliydi. Ronaldo'nun takımı sahiplenmesi, arkadaşlarını yani düşün Diego Costa adam galip geldiklerini sevinemedi. Yani şey ya, son pozisyondan sonra yani yakıyordu, takımı yakıyordu. Her şey bambaşka bir yere gidiyordu. Ama Bernardo Silva, Bruno Fernandes etkilenmeyen adamlardı şeyden. Gerçekten hani ben Bernardo Silva üzerinde bir şey bekliyordum maç başlarken. Hatta bir önce bir geldi derinde oyun kurdu. Guardiola'nın ona zaman zaman vermiş olduğu rollere yaptı. Çok pozisyon değiştirdiler. Çok pozisyon değiştirdiler. Avantajlı ama Bruno Fernandes takımı doğru anlarda ileriye taşıyabilmesi, doğru hücum organizasyonlarında en azından pas kalitesiyle, dribling becerisiyle, hatta oyun vizyonuyla görebilmesi iyiydi. Ben yalnız Felix'i de çok beğendim. Tabii Felix'in 11 başlamaması ayrı bir şeydi. Hangi goldeydi şimdi? Pardon, Leao'yu diyecek mi? Felix'in bir orta sahaya kadar gelip yerdeki topu yatarak müdahalesi, topu kazanması ve sonra gelen gol hangi goldü? Rafael Leao'nun golü müydü? Karıştırdım şimdi abi. Bir tane golde de Felix orta sahada baskıya geliyor kenardan. Yatarak topa müdahale ediyor. Hücumu başlatıyor ve gol geliyor. Hani takım için adanmışlık dediğimiz noktada da o vardı. Dediğin gibi Rafael Leao'yu bekliyorsun. Evet, Leao'yu diyecektim ben de. He? Karıştırdı. Leao'nun da 11 başlamasını bekliyorduk açıkçası. Zaten neden başlaması... Belki şöyle olabilir. Hani geride çok 5'li bekleyecekler. İşte önlerinde 3-2 olacak. Şey yapalım, evet. Yani oranın
iş yapabilir mi hani darda? Bence yapar. İlla çok geniş alana ihtiyacı yok Leao'nun. Tabii ki geniş alanda daha etkili ama dar alandaki o işleri de yapar. Bir sonraki maçta ben bekliyorum açıkçası. Yani orada zaten şey girdikten sonra, yanlış söyleyeyim, Carvalho girdikten sonra biraz daha hani merkezi ikileyip öne attı ya takımı. Evet. Ona biraz dönebilir. Yani 6 numara tercihi biraz Portekiz'in hücum seçeneklerini de belirleyecek. Evet. Yani Ruben Neves tamam, tek 6 Neves mi kalacak? Ama Neves ne kadar kesici, dağıtıcılığı muazzam. Orada bir tane kesici olsa ön tarafa daha işte Bernardo'yu, Bruno'yu, Leao'yu, Ronaldo'yu atabilirler. Daha böyle hani 4-1, evet. 4-1 gibi olabilir. O 6 numara belirleyici olacak ama tekrar karıştırdığım için kusura bakmasın evet, izleyiciler. Leao biraz daha 11'e bu maçta da etkisiyle göz kırptı gibi görünüyor Portekiz açısından. Evet, ama o çok önemli galibiyet evet. Yani. Portekiz'in savunması sıkıntılı ama yani dün hakikaten yani olmayacak işlere imza stoper attılar. Stoper yok yani takımda. Evet yani. Portekiz hani daha önce golcü yok dediğimiz Portekiz vardı hatırla. Hep şey Bordo'da oynayan Pauleta'yı çağırırlardı. Hapintolar, Sapintolar, Nuno Gomez'ler futbolu bıraktıktan sonra ama biz hep Aslan Yeleli Fernando Couto'yu görürdük mesela orada. Stoper gibi stoperdi baba. Hatta bir dönem Galatasaray forması giyen sarı sakallar şeyler falan böyle. Hem sağ bek. Hem sağ bek hem stoper. Oynamışlığı vardı. Hep vardı bir stoper mevzusu. İşte Vitor Bahia vardı kalede. Bir güven veren bir noktası vardı. Bir takımlar bir yerden eksilirken, daha önce meşhur oldukları yerlerden eksilirken daha farklı yerlerde oyuncu da çıkartabiliyorlar. Aslında çok yine enteresan. Yakın zamana kadar yani Fonteli, Pepe'li, Diaz'lı bir turnuva önce iyi bir ekip vardı. Şimdi bir aslında yine vardı biraz herhalde şey. Fonteler falan çok yaşaldı ama Pepe'ler mi? Diğer gelenler de biraz şey kalıyor değil mi? Genç kalıyor yani Benfica'nın stoperi falan. Biraz genç kalıyor. Yani tabii Danilo bu maçı çıkardı ama genel olarak bütün turnuvayı yani orta sahadan devşirme stoperle vallahi ne kadar çıkarabilirsiniz? Böyle bir Pepe sertliğine ihtiyaç var gibi sanki bundan sonraki maçlarda. Yoksa Pepe sen mi geldin? Eşkıya filmine de göndermeyi yapalım biz oradan. Gerçi Danilo Paris Saint Germain'de de çok stoperliği var yani. Çok stoperliği var ama tabii Couto'lardan, Pepe'lerden standart alınca Bruno Alves'lerden abi tabii canım Bruno Alves'lerden falan öyle düşün yani standartlar biraz sıkıntı. Yani bu maçta çok ihtiyaç olmadı ama turnuva genelinde ihtiyaç olabilecek maçlarda izleyeceğiz gibi görünüyor. Gana ile alakalı da dün maç önündeki canlı yayında konuştuğumuz noktada en organize Afrika takımı. Kuzey Afrikalı takımları tutmam. Yani ben gerçek bir şeyden bahsediyorum. Defansif organizasyon yine. Çok şey ama yani evet. Otto da bir defansif orta sahaydı değil mi Otto Addo? Yani öyle mi hatırlıyorum yani? Dortmund'daydı. Kenarda ben kanat gibi hatırlıyorum da yanlış olmasın şimdi ya. Ben yani babada da hiç kanat tipi yok yalnız. Tabii tipler değişiyor şimdi. Hani böyle tam bir biraz göbeği salmış teknik 6 numara gibi gözüküyor da. 10 numara sol sağ kenar oynuyor. 10 numara sol sağ kenar mıymış? Eyvallah tamam teşekkür. Ben başka bir oyuncuyla karıştırdım demek ki. Otto Addo'ları falan. Allah Allah neyse önemli değil. 41 golü 19 asisti varmış kariyerinde. Vay. 60 gol etki etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Tamam, ben tamamen karıştırmışım. Ben bambaşka bir oyuncuya gitmişim demek ki. Tamam, Kudüs ve Williams dışında hücumda bir şey çok fazla yok. Bu maç o maç mıydı ama dediğim gibi yani o savunma organizasyonunu çok övme taraftarı değilim. Yok ben diğer Afrika ülkelerine göre daha oturaklı bir takım. Yani mesela Kamerun darmadağın bir takım. Evet. Çok darmadağın oynuyorlar. Senegal başka. Senegal iyi. Senegal zaten çözecek. Biz bu programı çekerken Cuma günü çekiyoruz efendim onu hatırlatalım. Bugün Katar'ı muhtemelen farklı yenip yollarına devam edeceklerdir. Onlar da bir mani olsaydı biz daha farklı bir şey konuşacaktık. Kesinlikle. Söyleyeyim yani. Ben böyle Nijeryalara, Kamerunlara göre Gana benim için daha organize bir ekiptir. Yani ki Kamerun falan daha Avrupalı bir ekiptir oyuncu bazında düşününce. Bakalım göreceğiz nereye kadar gidecekler. İsviçre Kamerun'u 1-0 yendi. Zaten yayınlarımız var. Evet. Maçtan sonra da konuşuldu. Uruguay, Güney Kore berabere sonuçlandı. Saha içi anlamında sonuç yok ama güzel bir maçtı. Onlarla ilgili de programlarımız var. Tekrar geriye dönüp merak edenler yorumlarımızı dinleyebilir. Yine gün içinde canlı yayınlarımız. Günde 2 tane canlı yayın. Ole'nin tüm yorumcularının yorumlarını dinleyebileceğiniz canlı yayınlarımız olacak. İki band program, nefis. Evet, ikişer band programla yayınlarımıza devam ediyoruz. Turnuva sonuna kadar ekstralarda olacak şekilde işte Star Challenge'lar,
İşte benim hocam Dünya Kupası özelleri. Voley Plus'ta FIFA. FIFA turnuvası. Voley Plus kanalına da mutlaka evet. bakın. Diyelim o zaman ağzına sağlık. Eyvallah senin de ağzına sağlık. Çekirdek Tayfa Kupa Özel'in bu bölümünü de bu şekilde sonlandırmış olalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arıza ışığı yanıyor. Arıza mı? Dur nereye? Aklınızı kullanın. Otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın. Otopratiğe gidin.